40 dilimde yapılan incelemeler sırasında açıklamalar yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Karayolları Bölge Müdürü Rıfat Silov'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Uzun yıllardan beri Karayolları Teşkilatı'nın içerisinde yer alan Bölge Müdürü Silov'un memleket adına faydalı hizmetler yapacağına inandığını kaydeden Milletvekili Ceylan, ardından da Çorum'daki yatırımlar hakkında bilgileri paylaştı. 40 dilim Çorum arasındaki karayolunun yeni açılan bölümünün bir haftaya kadar ulaşıma açılacağını müjdeleyen Milletvekili Ceylan, yıllardır ulaşım açısından büyük sıkıntısı olan Sarmaş-Osmaniye virajlarının bypass edip yeni açılan duble yolun tek şeridinin açılacağını açıkladı. Uludağ-İskilip yol arasındaki kısım proje çalışmaları devam ediyor. İnşallah onu da önümüzdeki dönemde ihaleyle beraber Çorum'daki büyük bir olasılıkla da yol sorunumuz, ilçelerle bağlantı sorunumuz kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de tamamen enerjilerini Vali Mustafa Çiftçi ile beraber sulamaya vereceklerini söyleyen Ceylan, 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde arazinin sadece %10'unun sulanabileceğini, şu anda ise bu oranın %50'ye ulaştığını ifade etti. Ve biz önümüzdeki dönem, şurada arkadaşlarımızla mutabıkız, en son yine Tarım Bakanı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü'yle de yaptığımız toplantılarda, önümüzdeki dönemde de tamamen enerjimizi Sayın Valimizin öncülüğünde DSE'ye sulamaya ayıracağız. Zaten sizi bulmuşken bir iki selam DSE ile ilgili edecek olursak, zaten biliyorsunuz İlöz Eylül'de büyük bir kısmını geçen sene, önceki sene sulamaya ayırmıştık. Bu sene de inşallah yapacağımız programda Vali Bey ile beraber yine tarımsal sulamaya ağırlık vereceğiz. DSE ile beraber önümüzdeki dönemde de inşallah 2023'e kadar sulanabilir arazinin Çorum'da %50'sine ulaştık. Bakın bunu defaatlerce söylüyorum, yine söyleyeceğim. Biz 2001'de iktidara geldiğimizde sadece %10'u sulanabiliyoruz. Sulanabilir arazinin şu anda %50'lere geldik. Amacımız Tımarlı, yine ödeneğimiz çıktı. Geçen hafta içerisinde Erol Bey, Sayın Valimiz orada incelemelerde bulundular. Biz Ankara'da çalışmalardaydık. Tımarlı bittiği an yine burada Dutludere sulama kanalları bittiği an aynı şekilde Meydözü'ndeki iki tane Bayındır ve Firhani barajı, Kozveren barajları, Hıdırlı'yı bu sene kattık. Bunların isalatları bittiği an yine önemsediğimiz Sungurlu Barajı, halk tabiriyle kıran kışla bildikleri Sungurlu Barajı'nın da ödeneği sağlandı. İnşallah Sayın Valimizle görüştük. Önümüzdeki ay ilk kertteyi kazmayı neyse bulacağız. Orayı da bitirdiğimizde Oğuzlar Barajı'nda bir problem yok. Oraya da ödenek sağlandı. Toplamda İskilip'te İnayinsu'da Dere Kargın Barajı. Bunların isalatların hepsini bu sene ilk şu anda geçen hafta yaptığımızda 90 milyona yakın bir ödenek sağlandı. Hep beraber bunları da bitirdiğimizde Çorum'da sulanabilir arazinin bizim ilk etapta 2023'te hedefimiz olan %75-80'ını sulamış olacağız.